Merhaba sevgili izleyiciler. Kulüp Saati'nin bu bölümünde İstanbul Üniversitesi Halk Dansları Kulübü'nü konuk ediyoruz. Yanımızda kulüp başkanı Batuhan Demirci ve kulüp başkan yardımcısı Aylin Baytöre var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Batuhan Demirci. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi Halk Dansları Kulübü'nün kurucu başkanıyım. Aralık'tan itibaren bu kulübü kurduk ve çalışmamıza şu anlık devam ediyoruz. Merhaba, ben Aylin Baytöre. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Halk Dansları Kulübü'nün başkan yardımcısıyım. Batuhan'la liseden tanışıyoruz, arkadaşız. Burada kulüp kurduğunu söyledi. Ben de katıldım ve şu an başkan yardımcısı olarak devam ediyorum. Kulübünüzden bahseder misiniz? Kaç kişilik bir ekibiniz var? Kaç yılında kuruldu? Tabii ki. Ben aslında liseden beri halk oyunları ile ilgileniyorum. Arkadaşım Aylin'le beraber. Bizim kendi İstanbul Kadıköy'de Göztepe Sanktişoğlu Lisesi'nden mezunum ben. Orada bir ekibimiz vardı. O ekipten itibaren halk oyunlarına başladım ben 9. sınıftan itibaren. Üniversiteye geldiğimiz zaman zaten üniversitede böyle bir hayalim vardı. Üniversite ekipleri, halk dansları ekipleri çok eğlenceli, güzel şeyler olurdu. Yani sahnenin tozunu yutmak anlamında böyle iyi işler çıkarırlardı. Üniversiteye geldim, böyle bir kulübün araştırdım. Hatta ilk ders programına bakmadan halk oyunları kulübünü araştırdım. Fakat üniversitemizde maalesef böyle bir kulüp eksikliği vardı. Daha sonra bunu nasıl tamamlayabiliriz, biz nasıl işler çıkarabiliriz diye bir plan yaptık. Daha sonra eğitmen hocalarımızla, bizim lisedeki eğitmen hocalarımızla beraber oturup konuştuk bunu. Ve İstanbul Üniversitesi Halk Dansları Kulübü'nü kurmaya karar verdik. Aralık'tan itibaren çalışmalarımıza başladık. İlk gösterimizi hatta 18 Mart etkinliklerini yaptık. Her şey şu anlık için çok güzel gidiyor. Kulübümüz şu an, ekibimiz 56 kişilik bir ekibimiz var. Bunları her gösteri, bizim gösteri gruplarımız oluyor. Örneğin Zeybek gösteri grubumuz var, Artvin gösteri grubumuz var, Artvin yöresinde oynayan ve İzmir yöresinde oynayan, Zeybek oynayan ekiplerimiz var mesela. Bu ekibimiz, Zeybek ekibimiz 8 kız 12 erkekten oluşuyor. Ya da Artvin ekibimiz 16 kız 16 erkekten oluşuyor. Ekiplerimiz bu şekilde oluyor. Bazılarımız iki yörede oynayabiliyor, bazılarımız bir yörede oynayabiliyor. O kabiliyet durumuna göre. Çalışmamız çok güzel gidiyor. Okulumuz destek oluyor her konuda bize. Güzel bir yıl yaşıyoruz. Bu yıl sonu içinde güzel planlarımız var. Daha sonrasında seneye de yarışma olarak devam edeceğiz. Gösteriye çıkmadan önce yapmış olduğunuz hazırlıklar nelerdir? Önce hangi yöreyi yapacağımıza tabii ki hocalarımızla birlikte karar veriyoruz. Daha sonra, yani eğer yarışmaya hazırlanıyorsak, bir 8 dakikalık gösteri için en az 6 ay, 8 ay arası çalışmamız devam ediyor. Daha sonra tabii her yerin kendine özgü kostümü olduğu için kostümlerimiz ayarlanıyor. Kostümleri de ayarladıktan sonra gösteri günü kostümlerimizi giyip hazır bir şekilde gösterimizi yapıyoruz. Ailenin de değindiği bir şey var. Şimdi sahnede 8-9 dakikalık izlenen bir şey aslında haftanın 2-3 günü 8-9 ay çalışılarak elde edilen şeyler. Çok basit gözüküyor dışarıdan izlemesi falan ama çok zorlu bir süreçten geçiyor. Gerek sıfırdan başlayan arkadaşların, bizde şöyle oluyor. İlk başta temel bir figür adım veriyoruz. Daha sonrasında temel adımdan bu işi yapabileceğini düşünen arkadaşlarla beraber hangi yöreye çalışacaksak yörenin figürlerini öğrenmeye, oyunlarını öğrenmeye başlıyoruz. Oyunları öğrendikten sonra bunları biz birleştiriyoruz. Mesela oyunun sıralamasına göre birleştirdikten sonra da koreografi aşamasına geçiyoruz. Koreografi aşamaları zaten en zor aşamalarımız. Bizim tabii dışarıdan izlemeleri var. Bizim de iç kurallarımız vardır. Çizgilerimiz, çizgi hatalarımız vardır ya da gösterideki figür hataları vardır. Bunların en aza indirgenmesi için olabildiğince tekrar yapıyoruz. Örneğin bugünkü gösteri için 5 ayımız aldı herhalde. 5 aydır güzel bir çalışma yürüttük. Yani sıfırdan öğretiyorsunuz. Tabii ki de sıfırdan öğretiyoruz. Bu konuda zaten sıfırdan başlıyoruz. Çünkü hiç kimsenin bilip de bir dans eğitimi almasını bekleyemeyiz. Çok normal. Ben mesela lisede başladım yani. Bu işe lisede başlamasam şu an oynayamayacak bir durum var. Sıfırdan itibaren en temel adımlarla başlıyoruz çalışmalarımıza. Daha sonrasında işte bu çalışma takvimine uyan arkadaşlar ya da yapabileceğini düşünen arkadaşlarla beraber yörelerdeki oyunları öğrenmeye başlıyoruz. Daha sonrasında koreografi aşamasına geçiyoruz. O yüzden arkadaşlar bize genelde böyle çekinerek geliyor. Hani ben daha önce hiç oynamadım, hiçbir deneyimim yok. Yapabilir miyim? Biz zaten temelden başladığımız için böyle bir korkuları olmasın. Herkesi bekleriz. Bir de yetenekli insanlar oluyor mesela. Çok yani 3-4 yıllık oyuncudan çok daha hızlı öğrenebiliyorlar.
Bizde mesela birkaç kişi var öyle. Bu sene başladılar. Hatta Aralık'tan itibaren başlayınca şu an ekipteki gösterimize yer aldılar. Gerçekten bu işi başarabiliyorlar. İnanmak bizde sabır ve inanç çok önemli şeylerdir. Bu süre zarfında sabredeceksin ve yapabileceğine inanacaksın. Bu ikisi olduktan sonra zaten devamı çok güzel geliyor. Peki önceden yaptığınız etkinlikler, yapacak olduğunuz etkinlikler nelerdir? Biz 10 Aralık itibariyle çalışmalara başladık. Haftada bir gün çalışmalara, cumartesi günleri üniversitemizin spor salonunda çalışmalarımız oluyor. Daha sonrasında ekiplerimiz oluşmaya başladı. Zeybek ekibimizde örneğin 18 Mart gösterisi için haftanın 3 günü çalışmalarımızı yaptık. İlk gösterimiz olan Zeybek gösterisini 18 Mart törenini yaptık. Daha sonrasında bizim üniversitemizde gerçekleştireceğimiz bahar şenliğimiz var. Halk dansları şenliğimiz olacak. Buna dışarıdan üniversiteleri de davet edeceğiz. Örneğin 5-6 üniversite İstanbul'dan, şehir dışından üniversitelerin katılımıyla bir gece düzenleyeceğiz. Daha sonrasında biz onların gecelerine gideceğiz. Örneğin Marmara Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi. Bunlara gideceğiz. Şehir dışına çıkacağız. Üniversitelerin davetlerine göre, bizim onları karşılıklı çağrılarımıza göre şehir dışına çıkacağız. Bu aslında bahar dönemini kapatmış oluyoruz. Bir de yaz dönemimiz oluyor bizim. Yaz döneminde ise biz yurt dışına çıkıyoruz. Yurt dışı turnelerimiz oluyor. Eğer yurt dışından, dışarıdan bir davet de almışsak, resmi bir davetle okulumuzun karşılamasıyla beraber, prosedüre göre karşılamasıyla beraber yurt dışına çıkıyoruz. Turne. Turne şeklinde. Evet. Avrupa'da otobüste İstanbul'dan çıkıyoruz. Örneğin lisede Barcelona'ya gitmiştik biz mesela. O güzergahı komple geze geze 15-16 günlük bir turneye çıkıyoruz. Ve otobüsle gidildiği için tabii bir ülke değil. Yani en az 6-7 ülke görmüş oluyoruz. Bu sene zaten kesin olarak Ağustos'ta bir Kıbrıs'ımız var. Kıbrıs'ta bir halk dansları şenliğine katılacağız. Davet aldık. Zaten işin zaten yani şey olmasa, bu tür şeyler olmasa cidden çok zor bir iş bu. Basit bir iş değil. Sahne gerçekten zor bir iş. Biz de bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Bu tür şeyler olmalı ki insanları buna çekebilecek şeyler olsun. Zaten biz de bununla gelmiştik. Ama işe gerçekten sarılıyoruz. Yani tozu yuttuktan sonra zaten bırakamıyorsunuz. Çok güzel bir işe dönüşüyor. Seneye de alacağımız desteğe göre bir Türkiye üniversiteler arası yarışmaya katılacağız. Bu yarışmada çok zor bir yarışma. Çünkü Türkiye'deki bütün ekipler hazırlanıyor. Onlar da en az bizim kadar hazırlanıyor. Ve işi çok profesyonel yapabilecek insanlar oynuyor sahnede. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Seneye Mart ayı gibi bir üniversiteler arası yarışmaya katılmayı planlıyoruz. Bunun için de haftada 4-5 günlük bir çalışma programından geçiyoruz. Bu şekilde planlarımız. Aynı şekilde seneye olursa, ayarlayabilirsek, uluslararası üniversiteler şenliği yapmayı planlıyoruz İstanbul Üniversitesi olarak. Amacımız okulumuzun marka değerini arttırmak, kulübümüzün tanıtımını yapmak ve insanları dışladığımız danslara adapte etmek. Yani bunları bazen dışlayabiliyoruz biz. Bu şeyimiz var. Ama işte bu aslında bizim kendi kültürümüz. Tamam, istediği her şeyi yapabilir bir insan ama kendi kültürünü dışlamadan yapmasını tercih ediyoruz. Hangi danslarla uğraşıyorsunuz? Genelde Türkiye'de, Anadolu'da oynanmış danslar üzerine yapıyoruz. Örneğin bu sene İzmir yöresi Zeybek oyunlarıyla oynuyoruz. Artık Karadeniz'den Artvin ekibi oynuyoruz. Seneye de Kırklareli düşünülüyor. Evet, seneye de Kırklareli Trakya düşünüyoruz. Duruma göre değişiyor. Bir yarışma yöremiz oluyor. Daha sonra bu yarışma yöresine ek olarak gösteri yöreleri oluyor. Örneğin yarışma yöremiz Kırklareli ise Trabzon, İzmir ve Teke yöresi bizim gösteri yörelerimiz oluyor. Kulübünüzü ileride hangi düzeyde olmasını istiyorsunuz? Kulübümüzün ileride üniversitelerde halk oyunları denilince akla gelebilecek bir seviyeye çekme amacımız. İşin kalitesini arttırmayı planlıyoruz. Bu sadece folklor denilen şey sadece danstan ibaret değil. Aslında bir halk bilimidir. Bu işin ileriye gitmesi hem Türkiye açısından hem üniversitelerde ileriye taşınması, işin seviyesini artmak, level atlatmak istiyoruz aslında. Bunun için de çalışmalarımız sürdürüyor. Yarışma gruplarında derece en büyük hedefimiz. Evet. Ve önemli olan ekip ruhunu oluşturmak bizde. Biz ekip ruhuna aşırı derece önem veririz. Çünkü çoğu
ekip arkadaşımız bizim en yakın arkadaşlarımız oluyor. Ki bu gerçek. Evet, bunu da mesela yaşıyoruz. Mesela sadece çalışmamız 2 saat sürdü, hadi görüşürüz deyip gitmiyoruz. Tabii ki de burada güzel dostluklar ediniyoruz. İleride kendi fakültemizden sadece 1-2 kişiyle görüşürken buradaki bütün arkadaşlarımızla dostluklarımız devam edecek. Zaten kulüplerin amacı bu. Kendi fakültelerimizdeki insanları zaten tanıyabiliyoruz. Dışarıdaki fakülteleri, üniversitenin genelindeki öğrenciyi tanımak bu tür kulüpler için çok iyi bir şey. Ben örneğin sadece bu kulüpte olmasam sadece hukuk fakültesinden birkaç arkadaşım olacakken şu an 50'ye yakın çok farklı tıp fakültesinden tutun, eczacılıktan, hemşirelikten ya da iktisadi bilimlerden birçok arkadaşım var. Peki dansa ilgisi olanlar sizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyadan ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden İYÜ Halk Dansları. Daha sonrasında kendi web sitemizden iyuhalkdansları.com'dan ve zaten okulda yaptığımız afişlemelerden, gösterilerimizden her şeyden ulaşabiliriz. Zaten bu sene için Unifest'te bir stand açacağız. Birkaç güne yayılmış workshoplar, açılışlar ve üniversitelere halk dansları şenliğini orada yapmayı planlıyoruz. Bu türde zaten birebir iletişimini çok önem veririz biz kulüp olarak. Dansa ilgisi olanlar ve aranıza katılmak isteyenlere bir mesajınız var mı? Biz bu işi gerçekten seviyoruz. Bu işi bizimle yapmak istiyorlarsa bekliyoruz. Bu iş sadece sahnedeki o 8 dakikalık gösteriden ibaret değil. Ekip oluyoruz. En önemlisi ekip ruhunu oluşturuyoruz. Beraber üniversiteleri geziyoruz. Yurt dışına çıkıyoruz. Yurt içi festivallere gidiyoruz. Yarışmalara çıkıyoruz. Aynı sahneyi paylaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Aynı yerde konaklıyoruz. Aynı yerde yiyoruz, içiyoruz. Aslında biz bir aile oluyoruz. Bu ailenin bir parçası olmak isteyen herkese kapımız açık. Burada dans geçmişiniz olmayabilir ki benim de o kadar bir dans geçmişim yok. Önemli olan azim, sabır. Bu ikisi birlikte varsa herkesi kulübümüze bekliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kulüp Saati'nin bu bölümünde İstanbul Üniversitesi Halk Dansları Kulübü'nü konuk ettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.